Şu dakikalarda Tahran'dan akademisyen Farsit Bagaryan canlı yayında konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi meselesi tüm dünyada çarpıcı bir etki yaptı diyebiliriz. Elbette bunun yansımasının en çok merak edildiği ülkelerden birisi İran. İran'a baktığımızda aslında Hizbullah'ın destekleyen en önemli yapı ve güç diyebiliriz. Nasıl yankı buldu Hizbullah liderinin öldürülmesi meselesi? Hemen arz edeyim efendim. İran hiçbir zaman desteğini Hizbullah'tan esirgemedi ve dolayısıyla devam edecek. Hatta daha doğrusu erkanlardan da şu anda beyanatlar bu yönde. Yani bu destek devam edecek. Fakat konu sadece bu destek değil. Hizbullah içerisinde belki burada belki bir gaflet ya da belki bir 2006'daki o yenilgi, İsrail yenilgisini belki onun bir sevincinden dolayı biraz bir gaflete düştüler ve dolayısıyla geçen haftaki bir pager ve telsiz saldırısı, o zamanlar bunlar hepsi tasarlanmıştır. Yani bir iletişim kopukluğu sağlandığı takdirde yavaş yavaş bu liderlik ve daha doğrusu kurmaylar içerisinde, yani içerisinde herhangi bir iletişim olmadı ve İsrail bundan faydalandı. Ve teker teker dikkat edin, herkes suikasta uğruyor. Evet. Yani o zamanlarda biz söyledik ki burada bir liderlik sorunu yaşanacak. Şimdi esas itibariyle burada mesele şu. Yani Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti şu anda zaten 32 senedir başındaydı. Belki de 1-2 sene daha fazla kalmayacaktı. Yani o olabilir. Sonuçta genç birisi gelmesi gerekiyor. Fakat bazı vasıflar bir sonraki liderde olmayabilir. Yani burada sadece iktidar ya da karizma meselesi yok. Bir dini bir vasıflar vardı. O dini vasıfları kolay kolay siz bulamazsınız bundan sonrası. Yani burada bu itaat meselesi, bundan sonrası ki yeni nesil, yeni kitle acaba ne kadar dinleyebilir ki yeni lidere? Onlar biraz soru işareti. Ben Hizbullah'ın bu sorunların gidermesi ve daha doğru giderilmesi ve onarılmasının bir 5-6 ay süreceğini düşünüyorum. Yani bakın, iletişim kopukluğu zaten tekrar söylüyorum. Şu anda herhangi bir mecra kullanamazlar. Yani bütün mecralar kullanılmaz hale geldi. Yani bir peki bu arada hemen bir virgül koyalım. Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz da canlı yayınımıza katıldı. Turgut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Peki, siz buyurun devam edin. Birazdan Turgut Bey'le de önemli başlığı değerlendireceğiz. Turgut Bey'i takip ediyorum. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin size. Teşekkür efendim. Ederim. Çok sizden teşekkür çok faydalandık. Saygılar. Teşekkür ederim. Gerçekten başarılar dilerim size. Evet, çok sağ olun. Bakın, konu bundan ibarettir. Yani İran her ne kadar destek veriyorsa, ben sorunuza döneceğim zaten. Güzel bir soru sordunuz. O kadar bu zayiat büyük ve derin bir zayiat var ki bunun onarılması kolay kolay yapılmıyor. Yani bir iki gün içerisinde, bir hafta içerisinde Hizbullah eski hale dönemez. Yani her ne kadar İran destek verse bile. Burada sadece maddi destek değil. Tekrar söylüyorum. Burada bir liderlik, bir güven, birçok inşa söz konusu. Yani bunların tekrar soruyorum. Ve İsrail şu anda bu boşluktan gerçekten faydalanıyor. Yani %100'üne zaten, yani bir maksimalist bir, daha doğrusu gücüyle şu anda faydalanıyor. Yani üstünlük kazandı maalesef. Bir psikolojik üstünlüğü kazandı. Bir istihbarat üstünlüğü maalesef kazandı. Ve İsrail şu anda, İsrail'e durduracak bir güç kalmadı. Yani Amerika ve İngiltere dışında kimse durduramaz. Onlarınki şu anda durdurma niyeti bile yok. Evet. Yani dolayısıyla İsrail bu soykırımı, bu katliamı, bu cinayetle devam edecek. Yani Gazze, zaten Gazze'den bir şey kalmadı. Yani inanın ki bugün bir tünel gösterdiler. 1 kilometre hepsine patlattılar. Yani sıra Lübnan'a geldi. Lübnan'dan sonra herhalde Suriye'ye gelecek vesaire vesaire. O bakımdan istediğine şu anda ulaştı. Ve ben bence, yani uzatmayalım da Turgut Bey burada onu bekletmeyelim. Burada şu anda birlik ve beraberlik zamanıdır. Ve bu birlik ve beraberlik eğer Müslüman camiasında olmazsa İsrail maalesef istediğine ulaşıyor. Maalesef. Bunu maalesef söylüyorum. Evet. Bu birlik beraberliği kazanmamız gerekiyor. Artık yani konuşmamıza dikkat etmemiz gerekiyor. Birbirimizi rencide etmememiz gerekiyor. Bir birlik beraberlik zamanı. Teşekkür ederim. Turgut Bey'e bekletmeyelim. Peki. Şimdi Turgut Bey, en önemli mesele, saldırılar ard arda gelmeye devam ediyor. Ve aslında hemen yakın tarihçesine baktığımızda pager saldırısıyla hem çağrı cihazları hem bir sonraki günde işte telsizlerin patlatılması meselesi aslında ciddi anlamda şöyle bir istihbarat zafiyetinin olduğu da ortaya çıktı. Sadece bu cihazlara bombayı yerleştirmedi. İsrail muhtemelen o cihazları dinleme yetkisine ve kapasitesine de sahipti.
Çünkü aslında önemli bir istihbarat zafiyeti olarak da ortaya çıkmıştı. Sonrasında işte Cuma günü yaşanan o saldırı ve Nasrallah da şehit düştü. Bu saldırıların arkası gelecek mi gelmeyecek mi merak ediliyor ama baktığımızda özellikle güney sınırına, Lübnan'a yönelik ciddi bir yığınak yapmış durumda İsrail. Siz bölgeden sıcak bilgileri alıyorsunuz. Nereye evrilecek sorusu en çok merak edilen konu. Sadece hava saldırılarıyla nokta operasyonunu yapacak İsrail yoksa bir başka aşamaya mı hazırlanıyor? Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle saldırıların ardı arkası hala kesilmedi. Hala genelde suikast tipi saldırılar devam ediyor. Değerli konunuzun yorumuna ben de katılıyorum, tespitine daha doğrusu. İsrail büyük bir istihbari üstünlüğe sahip Hizbullah üzerinde ve bunu sonuna kadar kullanmak istiyor. İşte Ali Karaki ile en son öldürülen isimlerden Nebil Kavuk. Bunlar üst düzey isimler. Bahsettiğiniz o cihazların patlatılmasıyla orta düzey isimlerden çok kişi elini kaybetti, gözünü kaybetti ve Nasrallah'ın öldürülmesi 92'deki Abbas Musavi, yani o zamanki Hizbullah'ın liderinin öldürülmesinden çok çok daha büyük bir darbe Hizbullah için. Karizmasıyla, 32 yıllık tecrübesiyle Hasan Nasrallah bambaşka bir figürdü. Hatta İran'a yakın, İran'ın müttefikleri olan bölgedeki güçler arasında en öne çıkan isim de İran içerisindeki dengelerde bile sayılan önemli bir isimdi Hasan Nasrallah. Elbette ki Hizbullah'ın çok güçlü ve sadık bir tabanı var. Yeniden toparlanmaya çalışacaktır. Yok olacağını söylemek bence doğru değil. Ama muhtemelen konvansiyonel yöntemleri kullanmadan daha farklı yöntemlerle bu zor günleri atlatmak peşinde olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi birkaç son bugün yansıyan notları, somut bilgileri aktarayım isterseniz. Lübnan Başbakanı Mikati ülke içerisinde yerinden edilenlerin 1 milyona yaklaşabileceğini söyledi. Hali hazırda 500 bini geçmiş durumda. İşte bu Beyrut'un şu sol tarafında olan 2 kilometre kadar ilerimizde olan Hizbullah'ın güçlü olduğu o Dahiye bölgesinde 700 binden fazla sivil yaşıyor. Malum İsrail'in Hizbullah üyesi, silahlı ya da çocuk, kadın gibi bir ayrımı yok. Evet. Bunu sadece en son Gazze Savaşı'nda görmedik. Kurulduğu günden bu yana böyle. Kadın, çocuk, erkek hepsini katlediyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, o düveli muazzama dediği eskilerin, o büyük batılı güçlerin kendisine sağladığı imkanları sonuna kadar kullanıyor. İşte Ukrayna'da Zelenski'nin bombası bitiyor. Burada Netanyahu'nun bitmiyor. İşte daha 3 gün önce Amerika 8.1 milyar dolarlık silah hibesinde bulundu. Evet. O arkasından çok eleştirdikleri eski başkanlardan Obama gitmeden önce 11 yıllık bir anlaşma yapmıştı İsrail'le. Senede 3.5 milyar dolarlık silah yardımı, askeri yardım onaylamıştı. Bu az önce söylediğim 8.1 milyar dolarlık silah yardımı ek bir yardım. Dolayısıyla değerli konunuz da söyledi. İsrail şu anda durdurabilecek tek güç Amerika Birleşik Devletleri. Onlar da nasıl durdurabilir? İstese ABD Başkanı Biden 24 saatte bu durumu sona erdirir. Ya da ABD yönetimi bir telefonla silah vermez. Üzerindeki etkinliğini gösterir. İsrail tek başına hiçbir şey yapamaz. Bunu istemiyor mu? İstemiyor. Zaten Gazze'deki soykırımın finansörü, silah sağlayıcısı, diplomatik ve siyasi destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Şu anda da ABD'de son derece zayıf bir yönetim var. Hiç kimse ne Hamas tarafı ne İsrail tarafı onlardan bir şey beklemiyor. İşte Kasım'da seçim olacak. Muhtemelen Ocak ayında yeni yönetim görevi devralacak. O zaman yeni durum şekillenecek. Trump seçilirse Netanyahu bayram edecek. Harris seçilirse de çok üzülmeyecek. Amerika'nın desteği yine İsrail'e devam edecek. Yani bu bir vaka gibi önümüzde duruyor. Evet. Önümüzdeki 10 yıllarda Amerika'daki durum nereye evrilir? Çünkü tabanda ciddi şekilde İsrail'e bu kayıtsız şartsız verilen desteği sorgulamaya başlayan bir kamuoyu var. Kuzey Avrupa ülkelerinde de var ama Amerika'da da bu son özellikle 11 aydır, işte 12 aya yaklaştı daha doğrusu, Gazze'de devam eden soykırımın ardından, ama bugünden yarına Amerika'daki müesses nizamının yapısını biraz bilenler beklemiyor hani İsrail'e verilen desteğin değişmesi konusunda. Dolayısıyla İsrail'in de burada durması beklenmiyor. Şunu söyleyelim bir kere, hep Netanyahu diyoruz ya. Evet. İsrail Netanyahu'dan ibaret değil. Yani bugün Netanyahu ölse ya da öldürülse İsrail buna devam edecek. Ana muhalefet lideri Yair Lapid 4 gün önce yaptığı açıklamada, değil mi, Netanyahu'nun siyasi olarak düşmanı, kanlı bıçaklılar. Yaptığı açıklamada tam yol ileri, Lübnan kuzeyi hedef, durmak yok, ordumuzun arkasındayız dedi. Evet. Yani toplumda da mesela, İsrail toplumunu da bilenler bilir. Ben orada 8 yıl kadar çalıştım.
çok çok küçük, %1'i bile bulmayan bir kesimi kenara koyacak olursak, onların içerisinde gerçekten vicdanlı olan, İsrail'de doğup büyümesine rağmen bu işgale, bu katliama gerçekten ses çıkaranlar var, ama toplumun %90'larından fazlası bu kan, gözyaşı, işgal, saldırganlık politikalarını destekliyor. Bunun evet. sağlamasını nasıl yapabiliriz? Hem meclisteki yapıya bakmak yeterli, hem de Netanyahu'nun artan popülaritesine. Peki. Şu an İsrail Peki. toplumunun gözünde Netanyahu kahraman, anketlerde de yükselişe geçmiş durumda diyerek sözü bırakayım. Peki şimdi Farsit Bey, şu mesele önemli. Baktığımızda aslında İsrail'in uzun zamandan bu yana İran'a yönelik tacizkar adımları olduğunu net bir şekilde görüyoruz ve sahaya çekmek istiyor, savaşa çekmek istiyor İran'ı ve aslında deyim yerindeyse böyle iyice sınırları zorlayacak adımlar atıyor İsrail tarafı ve amaç elbette sahada aktif olarak var olmasını sağlamak, İsrail'in savaş, İran'ın savaşa girmesini sağlamak. İran bu konuda ne düşünüyor? Bu kadar yoğun bir baskı ve saldırılar sonrasında süreç nereye evrilecek? Yoksa itidalli davranmaya devam edecek bir savaş durumu olacak mı? Teşekkür ederim. Ben bir cümle söyleyeceğim. Turgut Bey'e zaten desteğe ihtiyacı yok. Çok güzel ifade etti ama bu cümleyi de söyleyeyim. Zaten Netanyahu şu anda toprak kazandırıyor. Yani onlara. Dolayısıyla bir şekilde kahraman değil, yani el üstünde zaten tutulur. O bakımdan şu anda Netanyahu'yu kullanacaklar. Şimdi bu Netanyahu'nun kullanması, yani oradaki olay ve bitenler, yani o soykırımı, o gasp içerisinde tekrar gasp yapması, bu savaşın uçlarını başka yere taşımak zorunda kalıyor. Yani bu İran'ın şu anda sataşması zaten o işin bir parçasıdır. Çünkü eğer bu savaşı başka yerlerde evrilmezse, bütün dünya onun üzerinde yoğunlaşıyor ve o daha doğrusu bir şekilde mercek altında alınıyor. Şimdi İran'ı bir şekilde, İran her ne kadar bu savaştan uzak durmayı çalışıyorsa, sağduyulu davranıyorsa, ki bunun belki çok farklı nedenler olabilir. Yani nedenleri iyi kitapta bir söyleyeyim. Ekonomi nedeni olabilir. Yani İran'ın belki maddi gücü yetmeyebilir. Mühimmat nedeni olabilir. Arkadan daha doğrusu mühimmat ve tecizat ve savunma sanayi desteği. Çünkü biliyorsunuz belki birçok şey İran'da üretilmiyor. Bunun Rusya desteği olması lazım, Çin desteği. Rusya şu anda çok fazla destek verecek durumda değil. Çin de zaten destek vermez. Yani Çin eninde sonunda Amerika'nın bir müttefikidir. Yani sonuç itibariyle bunlar bir ticari ittifak zaten kurmuşlardı. Dolayısıyla Çin Amerika'yı karşısına almaz bana göre. Dolayısıyla bu destekler olmadan, yani maddi, bir de halk desteği. Çünkü en son seçimde bir seçim oranı, yani o katılım oranı biraz düşüktü. Yani müesses nizam ya da kurulu nizam bunu düşünebilir. Yani ben bir sonraki, eğer bir evrede bir savaş olursa halk ne kadar beni destekleyebilir? Bunların hepsine buna devlet aklı denerler bunu zaten. Devlet aklı düşünüyor. Yani bütün, bakın devletin okuma biçimi benim gibi değil. Sizin gibi Hasan Bey olmayabilir. Devlet farklı okuyor. Birçok, bizim nezdimizde birçok şey doğru sayılır ama devlet onu yanlış biliyor. Dolayısıyla İran bu savaşa girmedi. Hatta şunu düşünebiliriz. İran bu savaşın yaygınlaşmasını da istemedi ve bir şekilde sağduyulu, yani stratejik bir sabırla bir şekilde sineyi çekti. Ama bu bir yere kadar. Yani bir yere kadar da Netanyahu belki bunu başarıyor. Netanyahu derken biz o kabineyi kastediyoruz. Ben sırf Netanyahu'yu kastetmiyorum. Bu kabine, o savaş kabinesi. O katliam kabinesi daha doğrusu. Dolayısıyla bunlar bir şekilde bu savaşı bize doğru, yani tekrar söylüyorum, sadece değil, Irak, Suriye, İran, Türkiye. Türkiye'de de hedefte fark etmez. Buna bir savaşı bir şekilde yaymak istiyorlar. Her ne kadar bu savaş yayılırsa Amerika'dan gelen destekler o kadar da yayılır. O kadar da büyür zaten. Bakın Lübnan saldırısı, Seyda Sandas olan suikastının mühimmatları aylar önce zaten Amerika tarafından tahsis edilmiş ve verilmiştir. Zaten orada depolanmıştır. Bu planlanmıştır bu olaylar. Bütün hepsi planlı bir şekilde gidiyor. 7 Ekim'i siz çözersiniz, Seyda Sandas olan suikastını onu da çözebilirsiniz. Hepsi birbirine bağlantılı. O bakımdan İran, şimdi sorunuza dönüyorum. İran sağduyu davranacak. Ama bunun bir sınırı var. Yani bir yere kadar. Çünkü peki kırılma noktası neresi olabilir Farsit Bey? Hemen söyleyeyim. Kırılma noktası şu. İran, dikkat edin, yeni cumhurbaşkanı ile birlikte, Pezeşkian Bey'i kastediyorum, belki dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyor. Örnek söylüyorum. Biz Amerika ile belki, hatta onun bir ifadesi geldi. Amerika'ya kardeş bile bir ifadesi geldi. Birçok kitle zaten buna kızdı. Ben bile kızdım. Yani Amerika kardeş olamaz ki. Kissinger ne diyor? Amerika dostu ölecek. Amerika düşmanı belki sağ kalabilir. Yani biraz hasarla. Dolayısıyla ben Amerika'yı hiçbir zaman dost olarak görmüyorum. Çünkü dostluk yok onların literatüründe. O bakımdan
Belki bir dünyaya mesaj verecek. Belki bir imtiyazlar alabiliriz. Sağduyulu davranmakla birlikte belki imtiyazlar alabiliriz Amerika'dan. Biliyorsunuz İran'ın birçok mal varlığı zaten bloke edilmiş evet. yurt dışında. Ama masa şu anda yok. Masa görünmüyor. Herhangi bir ateşkes masası yok. Bu Antony Blinken sadece harcırağı için dolaşıyor. Ya öyle bir masa yok. Öyle bir barış anlaşması evet. yok. Ateşkes yok. Olursa zaten İsrail kaybeder. Dolayısıyla İran bu kanaate varacak. Masa yok, barış anlaşması olmayacak ve dolayısıyla her ne kadar zaman geçerse peki. İsrail güçlenecek. O bakımdan bu kırılma noktası ben zaman söyleyemiyorum ama olacak. Peki. Mecbur peki. olacak. Başka çare yok. Farsi Bey çok teşekkürler ve aynı zamanda Turgut Bey ben hızlıca yayınımızı